Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle bir güzel model paylaşacağım. Ok modeli diyebiliriz aslında buna. Şöyle bakacak olursanız. Yapılışı çok zor değil, çok karışık değil. Aslında bunun birden fazla yapılış şekli var. Ben daha kolay olanını göstereceğim şimdi size. Bir de benim bazı yerlerde kullandığım, şimdi hatırlamıyorum nerede tam kullandığımı ama yan olarak şöyle yapıldığı bir tür var. Onu da daha sonra yine gösteririm, paylaşırım sizlerle. Bunu pek çok yerde görmüşsünüzdür. Pinterest'e giriyorsanız mesela bununla yapılmış hırka görmüşsünüzdür. Ceket vari duran. Aslında o yan yapılan şekliyle yapılmış. Bunu da tabii ki kullanabilirsiniz. Battaniyelerinizde kullanabilirsiniz. Berelerde dahi çok şık duracaktır. Umarım beğenirsiniz ve uygularsınız. Uygularsanız benimle paylaşmayı da lütfen unutmayın. Şirin Örgücü Instagram hesabından. Beni de etiketlerseniz ben de görmüş olurum. Bunu yaparken elimde kalmış şöyle küçük bir yün ip kullanacağım. 4,5 mm'lik de tığ kullanacağım. Hazırsanız ve hala kanalıma abone olmayanlar için hemen aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız başlayalım. Başlarken başlangıç ilmeğimi yapıyorum. Bu arada 4,5 dedim ama 5,5 mm kullanacağım. Biraz daha gevşek durmasını istiyorum çünkü. Dördün katlarında zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sanırım şimdilik bu yeterli. 16 zincir çektim. Hemen dönüyorum. Bakın şu ilkini atlıyorum. İkinciye battım. Ve bir sık iğne yapıyorum. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bir sonrakine battım. Sık iğne. Ve bir sonrakine sık iğne. Toplam 3 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlayacağım. Bir sonrakine battım. Sık iğne yaptım. Bir tane daha. Ve bir tane daha. Yine 3 sık iğne yapmış oldum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine başlayarak yine 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum ve 3 tane daha. 1 2 3 Böylelikle ilk sıramı tamamladım. 3 zincir çekerek dönüyorum. Bu sırada trabzanlar yapacağız. Şimdi bu ilk trabzanım sayılıyor. O yüzden şu gözü atlıyorum. Hemen bir sonrakine batıyorum. Bir trabzan yaptım. Bir sonrakine yine bir tane daha yapıyorum. Geldik boşluğa. Bir zincir boşluğuna da batıyorum. Yine bir trabzan yapıyorum. Bakın 4 trabzanımı yapmış oldum. Tekrar 1 2 3 Dördüncü de bir zincir boşluğundayım. 1 2 3 ve dördüncü de bir zincir boşluğundayım. Sona 3 tane kaldı. 1 2 3 16 zincirle başlamıştım. Şu an tam 15 tane trabzanım var. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Şimdi burada ilk göze battım, bir tane sık iğne yaptım. Şu birinci sırayı hatırlıyorsanız eğer
1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorduk. Dördüncü de bir zincir çekip atlayıp orayı tekrar 3 tane yapıyorduk. Şimdi burada öyle yapmayacağız. Çünkü artık bu ön diş üçlü trabzanlarımızı çalışacağız. Bu trabzanları çalışacağımız yerde hemen burada başlayacak. İki kere doladım ipimi. Bakın şuradaki şu bir zincir boşluğunu görüyorsunuz. Buna arkadan öne doğru bu şekilde battım. İpimi aldım. Bir ip alıp ilk ikiden, bir ip alıp ikinci ikiden, bir ip alıp son ikiliden çıkarttım ve bir üçlü trabzan yaptım. Şimdi bu bir ilmek olduğu için artık hemen arkadaki kalan şu ilmeği atlayacağım. Bir sonrakine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlayacağım. Bir sonrakine batacağım. Sık iğnemi yapacağım. Yani hemen bir zincir boşluğun üstüne yine bir zincir boşluğu koymuş olduk. Şimdi iki kere doluyorum. Tekrar şu trabzanımı yapacağım. Aynı noktaya döndüm. Şöyle battım. Şöyle bir daha göstereyim. Bakın şurası bir zincir boşluğum. Arkadan öne doğru aynı noktaya batıyorum. Bir, iki sefer çıkarıyorum bu sefer. Ve hemen şu bir sonraki bir zincir boşluğuna geçiyorum. İki kere doladım. Battım buraya. Bir, iki sefer de bunu çıkardım. Üç tane ilmeğim var. Bir ip alıp hepsinden birden çıkarıyorum. Hemen şu, bakın şu son sık iğnemi buna yapmıştım. Bunu atlıyorum. Bir sonrakine. Battım, sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bir tane atladım. Bir sonrakine battım. Sık iğnemi yaptım. Yine şimdi üçlü trabzanlarımı yapacağım. İki kere doladım. Önce arkadakine batıyorum. Bunu tamamlıyorum önce. Bir, iki. Bıraktım böyle iki kere çekerek. İki kere doladım. Ve bir sonraki bir zincir boşluğuna batıyorum. Bunu da iki kere çıkarıyorum. Sonra bir ip alıp hepsini birlikte çıkararak tamamlıyorum bu ilmeği. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir zincir. Bir atla. Bir sonrakine sık iğne. Ve son kez üçlü trabzan yapacağım. Arkaya doğru şöyle battım. Bir, iki, üç. Hepsini birden çıkarıyorum. Çünkü artık bitti zaten. Bu arkasındaki ilmeği atlıyorum. Ve şu üçüncü zincir üzerinden battım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi sizin ilmek sayınız benimkinden fazla olacak. Ben size göstermek için yapıyorum. Şu baştaki ve sondakini tek yapıyoruz. Geri kalan aradakilerin hepsini birlikte şöyle tamamlayarak yapacaksınız. Bakın büyükte de bunu görebilirsiniz. Bir sonraki sıraya yine 3 zincir çekerek başlıyorum. Dönüyorum. Bu benim ilk trabzanım. O yüzden şurayı atlayacağım. Bakın şöyle tutarsanız ilmekleri çok net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi bu ilmeklerden yine 15 trabzanımızı yapacağız. Bu ilki. Battım buraya 2, 3 ve dördüncü de bir zincir boşluğundayım. 5, 6, 7 ve 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve bu da 15.
Bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi size bir kere daha göstereceğim. Bir zincir çektim, döndüm. İlk göze battım, sık iğnemi yaptım. İki kere doluyorum. Bakın bir zincir boşluğumuz bu sefer burada. Şu altındaki trabzanın ilmeğinden batıyorum, bakın şöyle. Battım, şöyle çıktım. Bir, iki, üç seferde çıkardım. Hemen bu arkadaki ilmeği atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Sık iğne. Bir zincir, bir atla, bir sonrakine sık iğne. İki kere doladım. Yine aynı bir zincir boşluğuna aynı şekilde battım. Bir, iki kere çıkardım. İki kere doladım. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bakın şöyle biraz daha yakından göstereyim. Buradan. Şu alttan geçirdim tığımı. Bir, iki kere çektim. Birlikte tamamladım. Bunu atlıyorum. Bir sonrakine sık iğne yaptım. Bir zincir, bir atladım. Bir sonrakine sık iğne yaptım. Doladım. Aynı boşluğa battım. Bir, iki kere çıkardım. İki kere doladım. Bir sonraki boşluğum burada. Hemen alttaki trabzanın gözüne batıyorum. Bir, iki, üç. Atladım bunu. Sık iğne, bir zincir, bir atla. Sık iğne. Ve son kez iki kere doladım. Ve buraya bir, iki, üç seferde çıkartarak tamamlıyorum. Bu ilmeği yine atlıyorum. Zincirin üzerinden sık iğne yaparak bağladım. Bir sonraki sıramıza 3 zincir çekerek başlayacağız. Döndüreceğiz arkayı ve yine 15 tane trabzanımızı yapacağız. Bitirirken de bu noktada bu şekilde bitirebilirsiniz. Şöyle. Şimdi büyük parçayı da göstereyim size. Tekrar. Gördüğünüz gibi yani yapımı çok zor değil. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve uygularsınız. Bugünlük benden bu kadar. Şirin Örgücü Instagram hesabından bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yorum da bırakabilirsiniz aşağıya. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.